Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle sosyal hayatınızda İngilizcenizde idare edebilmenizi sağlamak için birçok alandan ve kaynaktan toparlayarak hazırladığım her seviyeye uygun 500 cümleyi sizlere sunuyorum. Amacım seviyenizi hızlı bir şekilde arttırmanızı desteklemektir. Dil öğrenmekte kelime dağarcığının ve belli kalıpların çok önemi vardır. Bu cümlelerin doğal yöntemle ana dilimizi öğrenme tarzında hızlandırıcı bir katkısı olacaktır. Dinlerken sesli tekrarlayarak çalıştığınız sürece konuşma ve anlama becerinize fazlasıyla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Benimle birlikte tekrar edin ve maksimum faydayı elde edin. Hi, what's up? Selam, nasıl gidiyor? I am good at speaking English. İngilizce konuşma konusunda iyiyim. Be good at, bir konuda iyi olmak demektir. Be good at'ten sonra gelen fiil ing takısı alır. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. It is raining cats and dogs. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Güzel bir deyimdir. He let the cat out of bag. O sırrı ortaya çıkardı. Could you pass me the salt please? Tuzu uzatabilir misin lütfen? It is very kind of you. Çok naziksin. I think so. Sanırım öyle. He bought a second hand car. İkinci el bir araba satın aldı. Every cloud has a silver lining. Her işte bir hayır vardır. Get out of here. Çık git buradan. I quit. İstifa ediyorum. Bırakıyorum. Vazgeçiyorum. I am tired. I will lie down for an hour. Yorgunum. Bir saat uzanacağım. He gave his word. I am depending on him. Söz verdi. Bu sebepten ona güveniyorum. Give his word, söz verdi anlamında kullanılır arkadaşlar. Depend on'da birisine güvenmek demektir. A piece of cake. Çok kolay. Ben onu kolaylıkla yaparım. See you soon. Take care. Yakında görüşürüz. Kendine iyi bak. I see. Anlıyorum. It is my turn to read now. Okuma sırası şimdi bende. You must put a stop to your laziness. Tembelliğinize son vermelisiniz. Put a stop, bir şeyi durdurmak, son vermek anlamında kullanılır. What goes around comes around. Ne ekersen onu biçersin. How is business? Nasıl? I am very proud of you. Seninle gurur duyuyorum. Please help yourself to drinks. Lütfen içeceklerden buyurun. If you walk straight on, you will see them. Dosdoğru yürürsen onları göreceksin. Straight on, dosdoğru. Bu istikamette anlamında kullanılır. Not my cup of tea. Benim kalemim değil. Bana uygun değil. Good evening. İyi akşamlar. I am sure of it. Ondan eminim. He has a pretty small car. Oldukça küçük bir arabası var. Pretty oldukça anlamı katar, sıfatları niteler. Be careful. You will run over the flowers. Dikkatli ol, çiçekleri ezeceksin. Calm before the storm. Fırtına öncesi sessizlik. Same as usual. Her zamanki gibi. I am single. Bekarım. Her dreams came true and she married a rich man. Rüyaları gerçek oldu ve zengin bir adamla evlendi. Their aides
are about the same. Onların yaşları hemen hemen aynı. No pain, no gain. Emek yoksa yemek de yok. Goodbye, bye. Her ikisi de hoşça kal anlamına gelir. I am in a hurry. Acelem var. Who cares if he doesn't come to the party? Partiye gelmezse kimin umurunda? He paid a visit. He paid a call here last week. Geçen hafta buraya bir ziyaret yaptı. Pay a visit ve pay a call ziyaret yapmak demektir. Don't count your chickens before they hatch. Dereyi görmeden paçayı sıyırma. Hello Ali, how are you? Merhaba Ali, nasılsın? All of a sudden he met his wife. Aniden karısıyla karşılaştı. All of a sudden aniden demektir. The new school isn't far away. Yeni okul uzak değil. I like oranges better. Portakalları daha çok severim. What is their main source of income? Onların ana gelir kaynağı nedir? İnkam gelir demektir. See you. Görüşürüz. I am his fan. Onun hayranıyım. I couldn't help laughing at the old man. Yaşlı adama gülmeden edemedim. Couldn't help, kendimi tutamadım. Yapmadan edemedim anlamında kullanılır. Couldn't help'ten sonra gelen fiil, doing'de olduğu gibi ing takısı alır. Go away and leave me in peace. Git ve beni rahat bırak. Waste not, want not. Sakla zamanı, gelir zamanı. I'm great. It was good to see you. Harikayım. Seni görmek güzeldi. I am full. Tokum. She said, never mind. When I dropped the letter in the mud. Mektubu çamuru düşürünce ziyanı yok dedi. Burada never mind ziyanı yok. Yani kafana takma anlamında kullanılıyor. Your son is good for nothing, boy. Oğlunuz yaramaz bir çocuk. Good for nothing, nothing burada bir işe yaramaz, yaramaz, haylaz bir çocuk anlamında kullanılıyor. We are on the verge of a whole new era. Ta yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Be on the verge of bir şeyin eşiğinde olmak demektir arkadaşlar. How is it going veya how are things? Nasıl gidiyor? I am busy. Meşgulüm. Yoğunum. I ran into an old friend yesterday. Dün eski bir arkadaşa rastladım. Run into birisine rast gelmek demek. Karşılaşmak demek. I don't know the people next door. Bitişiğimizdeki insanları tanımıyorum. Next door yani komşumuzu tanımıyorum anlamında. Next door komşumuz demektir. They are taking advantage of the possibilities to the end. Sonuna kadar olasılıklardan faydalanıyorlar. Burada take advantage of bir şeyden faydalanmak demektir. To the end de sonuna kadar anlamında kullanıyor. So-so idare eder. Mesela birisine nasılsın dediğiniz zaman cevabı so-so olabilir. I will see to it. O işi hallederim ben. See to, bir işi görmek, bir işi halletmek anlamında kullanılır. The man pointed out the historical places. Adam tarihi yerleri gösterdi. Point out, göstermek, işaret etmek anlamına gelir. Do you know how to cook fish? Balığın nasıl pişirdiğini bilir misin? How to do something, bir şeyi nasıl yapıldığını, yapılması demektir arkadaşlar. How to do, nasıl yapıldığını. Do you know how to cook, nasıl pişirildiğini bilir misin? Within the scope of
This project, her paintings were scanned. Proje çerçevesinde tabloları tarandı. Within the scope of, bir şeyin çerçevesinde anlamında kullanılır. I will fix you up, sizinle ilgileneceğim. Fix up, birisiyle ilgilenmek anlamında kullanılıyor. I like the sea, denizi severim. I will do my best, elimden geleni yapacağım, en iyisini yapacağım. She gave some money as well, bana biraz da para verdi. Yani ard ardı birkaç cümle sayıyorsunuz arkadaşlar. Ezberle de onu da verdi, onu da yaptı anlamında kullanıyorsunuz. Bana biraz da para verdi derken burada DDA ifadesinin vurgusunu yapıyor as well. A new work was created in accordance with his design. Yeni çalışma onun tasarımıyla uyumlu olarak oluşturuldu. In accordance with tasarımıyla ve düzeltiyorum uyumlu olmak demektir. In accordance with bir şeyle uyumlu olarak anlamında kullanılır. In accordance with his design, onun tasarımıyla uyumlu olarak. What is new? Ne var, ne yok? I love you. Seni seviyorum. You must fill out this form. Bu formu doldurmalısınız. Fill out, bir şeyi doldurmak demektir. She knows this poem by heart. O, bu şiiri ezbere bilir. By heart, ezbere demektir arkadaşlar. Not bad. Fena değil. You are welcome. Have a nice day. Rica ederim. Bir şey değil. İyi günler. You are welcome. Birisinin teşekkürü sonrasında cevap verdiğiniz bir ifadedir. Bir şey değil anlamına gelir. There weren't a house in sight. Görünürde bir ev yoktu. Inside, görünürde demektir. The police came after the fight was over. Polis, kavga bittikten sonra geldi. Be over, bir şeyin bitmesi demektir. The fight was over, kavga bitmesi demektir. Kavga bitti. After the fight was over, kavga bittikten sonra anlamına gelir. Tiger live on meat. Tigers live on meat. Kaplanlar et ile beslenir. Live on, bir şeyle beslenmek demektir arkadaşlar. Good afternoon. Tünaydın. I have the right to know. Bilmeye hakkım var. Right, bir şeyi hak demektir arkadaşlar. Hakka sahip olmak. Have the right, hakka sahip olmak. Good morning, Ahmet. Thanks, I am fine. What about you? Günaydın Ahmet. Teşekkürler. İyiyim. Ya sen? The world doesn't stand still. Dünya durduğu yerde durmuyor. Stand still arkadaşlar, sabit durmak demektir. Do you throw away your old clothes? Eski elbiselerinizi atar mısınız? Throw away, çöpe atmak anlamında kullanılır. I could hardly speak. Zorlukla konuşabildim. Burada hardly arkadaşlar hemen hemen hiç anlamında kullanılır. They will put off the meeting. Toplantıyı erteleyecekler. Put off, ertelemek demektir. Good night, iyi geceler. Her dresses are out of date. Onun kıyafetleri eski modadır. Out of date, modası geçmiş anlamındadır. They gave me a book in addition. İlaveten bana bir kitap verdiler. In addition, ilave olarak demektir. I can't help it. Benim elimde olan bir şey değil. Can't help, yani elimde değil anlamında kullanılır. I will put out the fire. Ateşi söndüreceğim. Put out, söndürmek anlamındadır. How are you doing? Nasılsın? Your ideas are not up to date. Fikirleriniz modern değil. Up to date, günümüze uyarlı anlamında kullanılır.
Are you off duty or on duty? İzinli misin yoksa görevli misin? How much does it cost? O ne kadar tutuyor? Maliyeti nedir? How is everything? Durumlar nasıl? She sometimes takes a taxi. Bazen taksiye biner. Take a taxi, take a bus, otobüse binmek, taksiye binmek anlamındadır. Alright, I will come with you. Tamam, sizinle geleceğim. Alright, tamam anlamında. Onaylama ifadesi olarak kullanılır. Ayşe came across an old book in the library. Ayşe kütüphanede eski bir kitaba rastladı. Come across bir şeye rastlamak demektir arkadaşlar. I am doing fine. İyi gidiyor. Hold on. Bekle. I think you don't love me anymore. Galiba artık beni sevmiyorsun. Anymore artık anlamında kullanılır. He was promoted step by step. Promote, terfi almak demektir. Be promoted, terfi almak. Step by step, adım adım. Adım adım terfi aldı. When did you hear from him last? Ondan en son ne zaman haber aldın? Last, en son anlamında kullanılır. Hear from'da haber almak şeklinde kullanılır. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Here you are. İşte buradasın. They get on the train at the station. Bu istasyonda trene binerler. Get on the trene binmek demektir. Half of the money will do for the moment. Will do arkadaşlar yeterli olmak, iş görür demektir. Şimdilik paranın yarısı yeterli olur, işimi görür. You can be sure of my ability. Yeteneğime güvenebilirsin. Be sure of, emin olmak, güvenmek demektir. A lovely day, isn't it? Hoş bir gün, değil mi? Isn't it? Doğrulama ifadesidir. Yani onay beklemek için sorulur. Öyle değil mi? He was born in Istanbul. O İstanbul'da doğdu. Get ready soon. I'm waiting. Çabuk hazırlan. Bekliyorum. Where is the report in question? Söz konusu rapor nerede? In question, söz konusu anlamında kullanılır. They have nothing to do with our plan. Bizim planımızla ilgileri yok. Have nothing to do, bir şeyle ilgisi olmak anlamında, olmamak anlamında kullanılır. As for me, bence, bana göre. He looks healthy. O çok sağlıklı gözüküyor. She must lose weight little by little. Azar azar kilo vermeli. Lose weight, kilo vermek. Little by little, azar azar anlamında kullanılır. Once upon a time, there was a great king. Bir zamanlar büyük bir kral vardı. Once upon a time, bir zamanlar anlamında kullanılır. Keep in mind my name for that job. Bu iş için benim adımı aklınızda tutun. Keep in mind, aklınızda tutun anlamında kullanılır. As soon as possible, mümkün olan en kısa zamanda. Burada as soon as possible'ın baş harflerinden oluşan ASAP, yani ASAP şeklinde yazılan ASAP şeklindeki ifadeyi de konuşma dilinde, filmlerde, yazılarda çok kullanabilirsiniz. Mesaj yazımlarını kullanabilirsiniz, görebilirsiniz arkadaşlar. ASAP, en kısa zamanda anlamına gelir. He is totally exhausted. O tamamen bitmişti, tükenmişti. At first, I couldn't understand him. İlk önce onu anlayamadım. At first, ilk önce anlamındadır. He changed his mind again last night. Dün akşam fikrini tekrar değiştirdi. Change his mind, fikrini değiştirmek demektir. Did the driver kill the dog on purpose? Şoför köpeği kasten mi öldürdü? On purpose, kasten anlamında kullanılır.
Can I help you? Yardım edebilir miyim? He is my age. O benim yaşımda. I am not tired at all. Hiç yorgun değilim. At all, hiç, olumsuzluk anlamı katar arkadaşlar. We were at the station on time. Tam zamanında istasyondaydık. On time, tam zamanında demektir. We were at the station in time. Gecikmeden, daha vakit varken istasyondaydık. Yani zamanından biraz önce anlamında. Do me a favor. Bana bir iyilik yap. He is collecting, saving money. Para biriktiriyor. Collect ve save burada para biriktirmek açısından aynı anlama geliyor. Of course, he is a good teacher. Elbette, şüphesiz ki o iyi bir öğretmendir. I make my living by selling books. Kitap satarak hayatımı kazanıyorum. Make my living, hayatını kazanmak demektir, geçinmek demektir arkadaşlar. He will accept our offer sooner or later. Eninde sonunda teklifimizi kabul edecek. Sooner or later, eninde sonunda demektir. Give me a hand. Bana yardımcı ol. Şu işe bir el at. He has a rich income. Onun kazancı çok. İyi para kazanıyor. İnkam gelir demektir. Can he go there by himself? Kendi başına oraya gidebilir mi? By himself, kendi başına demektir. We can rely on him. He is on our side. Rely on, birisine güvenmek demektir. Ona güvenebiliriz. Bizim tarafımızdadır. On our side, bizim tarafımızda demektir. As to the stories he wrote, they are not important at all. Yazdığı kitaplara gelince, onlar hiç önemli değil. As to, bir şeye gelince anlamında kullanılır. How are things going? İşler nasıl gidiyor? He doesn't care about me. Beni umursamıyor. Doesn't care, umursamak, umursamamak anlamına geliyor. I coughed cold. Soğuk aldım. Catch cold, soğuk almak demek. You can learn a language. For instance, English. Bir dil öğrenebilirsin. Örneğin, İngilizce. For instance, örneğin, mesela anlamına gelir. The school is quiet out of the way. Okul oldukça sapa bir yerdedir. Out of the way, sapa bir yer demektir. Quiet de sıfatları arkadaşlar, oldukça anlamı kadar. Oldukça sapa bir yerde. I don't mean it. Onu demek istemedim. He cannot take a joke. O şakadan anlamaz. Take a joke, şakadan anlamak demektir arkadaşlar. Şakayı kaldırmak demektir. I took the wrong bus by mistake. Bilmeden yanlış otobüse bindim. By mistake, bilmeden, yanlışlıkla anlamına gelir. They talk a great deal, but they do nothing. Çok konuşurlar ama bir şey yapmazlar. A great deal, çok miktarda anlamında gelir. Talk a great deal, çok konuşmak. Slow down when you reach the crossroads. Yol kavşağına gelince yavaşlayınız. Crossroads burada yol kavşağı anlamında kullanılır. I decline, reddediyorum. Decline, reddetmek demektir. Have fun, iyi eğlenceler. Where do you come from? Nerelisin? She was familiar with our methods. Bizim metotlarımıza aşinaydı. Be familiar, bir şeye alışkın olmak, aşina olmak demektir. My father was fast asleep when I came home. Eve geldiğimde babam derin uykudaydı. Fast asleep, derin uykuda olmak demektir. I am on a diet. Diyetteyim. What is your job? What is your occupation? İşin nedir?
Guess what? Tahmin et ne oldu? Bring the boys in one by one. Çocukları içeri birer birer getir. One by one birer birer demektir. She has worked all day long and now she is tired out. Bütün gün çalıştı, şimdi bitkindir. Tired out, bitkin olmak demektir. Yani aşırı yorulmak anlamında. I am sorry, üzgünüm. Good luck, iyi şanslar. I hope you will get better soon. İnşallah yakında iyileşirsiniz. I hope genellikle arkadaşlar inşallah anlamında kullanılır. Yani umarım şeklinde. We will set out at 6 o'clock. Saat 6'da yola çıkacağız. Set out yola koyulmak demektir. The car turned over. Araba devrildi. Turn over devrilmek demektir. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Right this way please. Buradan lütfen. Good job. İyi iş. We went there on foot. Oraya yürüyerek gittik. When did you make up your mind to go to England? İngiltere'ye gitmeye ne zaman karar verdin? Make up your mind, karar vermek demektir. I agree. Sana katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Excuse me sir. Affedersiniz efendim. I prefer handmade shoes. El yapımı ayakkabıları tercih ederim. Handmade, el yapımı demektir. They will leave the country for good. Ülkeyi temelli terk edecekler. For good, sürekli anlamında, temelli yani sonsuza dek anlamında kullanılır. There are more people around in the streets these days. Bugünlerde ortalıkta daha çok insan var. It is on the tip of my tongue. Dilimin ucunda. On the tip of, ucunda demektir. Don't worry. Endişelenme. These plates are all painted by hand. Bütün bu tabaklar elle boyanmıştır. By hand, el yordamıyla demektir. She picked out this book. Bu kitabı seçti. Pick out, bir şeyi seçmek demektir. They give concerts out of doors in summer. Yazın, açık havada konser verirler. Out of doors, açık hava demektir. It really takes time. Bu gerçekten zaman alır. Take time, zaman almak demektir. Where are you from? Nerelisin? Don't let me down. Beni hayal kırıklığına uğratma. Let down, birisini hayal kırıklığına uğratmak demektir. We put off the match because of the snow. Kar nedeniyle maçı erteledik. Put off, ertelemek demektir. Because of da bir şey nedeniyle demektir. Because of'tan sonra isim gelir. Veya fiillerin isim hali gelir. She has a brother as well as a sister. Bir kız kardeşi olduğu gibi bir de erkek kardeşi var. As well as bir şeyin yanında demektir. Yani erkek kardeşinin yanında bir de kız kardeşi var anlamında kullanılır. It's okay. Her şey yolunda. Sorun yok. Don't keep the truth from me. Benden gerçekleri saklama. Keep from, saklamak anlamında kullanılır. It was raining just now. So I took my umbrella. Az önce yağmur yağıyordu. Just now, az önce anlamında kullanılır. Yani hemen şimdi anlamında. Bu nedenle şemsiyemi aldım. Your hopes will never come true. Umutların asla gerçekleşmeyecek. Come true, gerçekleşmek demektir. I am in charge of this office. Bu ofisi ben idare ediyorum. Be in charge of, bir yerden sorumlu olmak, bir yeri idare etmek demektir. It is for the best. Böylesi daha iyi. Don't be so modest. Bu kadar alçak gönüllü olma.
Don't be angry with me. I just wanted to help you. Bana kızma. Be angry with birisine kızmak demektir. Sadece sana yardım etmek istedim. They didn't manage to repair the clock. Saati tamir etmeyi beceremediler. Manage to do something, bir şeyi yapmayı becermek demektir. We can write to them next week. It makes no difference. Onlara gelecek hafta yazabiliriz. Fark etmez. It makes no difference, fark etmez demektir. See you next time. Bir dahaki sefere görüşürüz. What size do you wear? Hangi beden giyiyorsunuz? What size? Hangi beden demektir. Count me on. Ben varım. Beni de sayın. What is the matter? You are so sad. Sorun nedir? Çok üzgünsün. I couldn't get in touch with the manager. Müdürle temas kuramadım. Get in touch with, birisiyle temas kurmak demektir. I will catch you later. Sonra görüşürüz, konuşuruz. Congratulations. Tebrikler. I cannot make friends easily. Kolayca arkadaş olamam. Make friends, arkadaş olmak demektir. He begins the letter, dear so and so. O, mektuba, sevgili falanca diye başlar. Burada so and so, falanca anlamına gelir. I will call on you tomorrow morning. Yarın sabah seni ziyaret edeceğim. Call on, ziyaret etmek demektir. Have a nice day. İyi günler. Cheer up. Neşelen. Neşene bak. Keyfine bak. The girl asked for a pencil. Kız bir kalem dedi. Burada ask for arkadaşlar bir soru sormak anlamına gelmiyor. Bir şey istemek, rica etmek anlamına geliyor. After all, he is the champion. Ne de olsa o şampiyon. After all, ne de olsa anlamına gelir. He, she takes after her aunt. Halasına benzer. Take after, birisine benzemek anlamına gelmektedir. Please come here at once. Lütfen derhal buraya gel. At once, derhal anlamına gelir. Take care of yourself. Kendine iyi bak. We had to sell the car. It couldn't be helped. Arabayı satmak zorunda kaldık. Çaresi yoktu. It couldn't be helped. Burada çaresi yoktu anlamında geliyor. He is proud of his sons. Oğullarıyla iftar ediyor. Be proud of, birisiyle iftar etmek, övünmek anlamına gelir. Gurur duymak anlamına gelir. Can you repeat it? Tekrar eder misin? Repeat, bir şeyi tekrar etmek demek. Pleased to meet you veya glad to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. By the way, bless you. Bu arada çok yaşa. By the way, bu arada anlamına gelir. Bless you de çok yaşa. I am used to waiting for her. Onu beklemeye alışığım. Be used to ifadesi arkadaşlar bir şeye alışkın olmak demektir. Be used to'dan sonra gelen ifade arkadaşlar fiil ing takısı alır. Ben onu beklemeye alışığım. Be used to doing something. We took a break at 11 o'clock. Saat 11'de mola verdik. She broke some plates as usual. Her zaman olduğu gibi birkaç tabak kırdı. As usual, her zaman olduğu gibi anlamına gelir. I want to introduce myself. Kendimi tanıtmak istiyorum. Introduce, bir tanıtmak demektir arkadaşlar. Bottoms up, şerefe. Şerefe anlamına gelirken arkadaşlar, bir yudumda da içkiyi bitirmek anlamına gelir. I will love you forever. Seni sonsuza dek seveceğim. Forever, sonsuza dek anlamındadır. Are you interested in photography? Fotoğrafçılığa mı ilgi duyuyorsunuz? Be interested in, bir konuya ilgi duymak demektir. Teacher,
Only knows me by sight. Öğretmen beni uzaktan tanır. By sight, uzaktan anlamına gelir. Yani burada uzaktan derken arkadaşlar, sima olarak anlamında kullanıyorum. Yani by sight, sima olarak, beni şahsen sima olarak tanır anlamında kullanıyoruz. Take the second left. İkinci soldan dön. Be patient. Sabırlı ol. We have English lessons every other day. Gün aşırı İngilizce derslerimiz var. Every other day, gün aşırı anlamına gelir. She wants to get rid of us. Bizden kurtulmak istiyor. Get rid of, birisinden kurtulmak anlamına gelir. Her father is very thin. On the other hand, her mother is very fat. Babası çok zayıftır. Buna karşın annesi çok şişmandır. On the other hand, buna karşın anlamına gelir. Welcome to our restaurant. Restorantımıza hoş geldiniz. After you, senden sonra. Bir kapıya geldiniz arkadaşlar. Kapıdan iki kişi, üç kişi bir arada geçeceksiniz. Birisine sıra vermek için diyorsunuz ki after you, senden sonra diyorsunuz. Watch your mouth. Doğru konuş. Who will look after the old man? Yaşlı adama kim bakacak? Look after, birisine bakmak demektir arkadaşlar. We are in need of more help. Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. What would you like, ma'am? Ne istersiniz hanımefendi? I have lots of things to do. Yapacak çok işim var. He will go there right away. Oraya hemen gidecek. Instead of grammar, we will read a story for a change. Gramer yerine değişiklik olsun diye bir hikaye okuyacağız. Instead of, bir şeyin yerine demektir arkadaşlar. For a change de bir değişiklik olsun diye anlamında kullanılır. You are not the same person as before. Sen daha önceki aynı kişi değilsin. The same as, aynısı anlamında kullanılır. Are you ready to order now? Sipariş vermeye hazır mısınız? What is the connection? Ne alakası var? Shut up boys, your father is sleeping. Susun çocuklar, babanız uyuyor. Once in a while, we played football together. Arada bir, birlikte futbol oynadık. Once in a while, arada bir demektir. Keep away from the fire. Ateşten uzak dur. Keep away, bir şeyden uzak durmak demektir. Anything else? Başka bir şey var mı? Keep your nose out of his business. Onun işine burnunu sokma. She was right here. Tam buradaydı. Right, tam da anlamında kullanılır. Where will they live from now on? Bundan sonra nerede oturacaklar? From now on, bundan sonra anlamında kullanılır. Please let me know when he comes. Lütfen gelince bana haber verin. Let me know, bana haber verin, haberim olsun anlamında kullanılır. Any day will do. Herhangi bir gün bana uyar. Will do arkadaşlar, bana uyar anlamında kullanılıyor. Haste makes waste. Acele işe şeytan karışır. Take a look at my new books. Yeni kitaplarıma bir göz at. Take a look at, bir göz at anlamında kullanılır. You have put on weight lately. Son zamanlarda şişmanladın. Put on weight, kilo almak demektir. He gets along well with his workers. İşçileriyle iyi geçinir. Get along well with somebody, birisiyle iyi geçinmek anlamında kullanılır. Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun? Do you mind if I smoke here? Burada sıçmamın mahsuru var mı? Do you mind if
Mahsuru var mı eğer şunu yaparsam anlamında kullanılır. When did the accident take place? Kaza ne zaman oldu? Take place bir şeyin olması anlamında kullanılır. How many words have you learned so far? Şimdiye kadar kaç kelime öğrendin? So far şimdiye kadar demektir. She booked a ticket for the opera. Opera için bir bilet aldı. Book a ticket bir bilet almak, rezervasyon yapmak demektir arkadaşlar. Are you sure? Emin misin? Where do you study? Nerede eğitim alıyorsunuz? Study bir konu üzerine çalışmak veya bir yerde eğitim almak. Mesela üniversitede okumak gibi. Turn on veya turn off the radio. Radyoyu aç veya radyoyu kapa. She is good at history but only so-so at biology. Tarihte iyidir fakat biyolojide şöyle böyle. So-so şöyle böyle anlamında kullanılır. Be good at de bir konuda iyi olmak demektir. We will eat biscuits for want of bread. Ekmek olmadığından bisküvi yiyeceğiz. For want of bir şeyin olmamasının durumunda kullanılır arkadaşlar. He didn't go to prison because of his poor health. Sağlıksız olması nedeniyle hapse girmedi. It works for me. Bu işime yarar. I don't like shaking hands. El sıkmayı sevmem. Get on with your work. It is still too early. İşine devam et. Vakit henüz çok erken. Get on with, devam et anlamında kullanılır. Teachers are asked to hand in their exam results. Öğretmenlerden sınav sonuçlarını vermeleri isteniyor. Hand in, teslim etmek, vermek anlamında kullanılır. Come on, yapma, hadi. Hadi ama. Don't try my patience. Sabrımı taşırmayın. Please make room for the newcomers. Lütfen yeni gelenler için yer açın. Make room for somebody birisi için yer açmak demektir. Newcomers da yeni gelenler demektir. He is not only clever but also pretty. O sadece zeki değil. Güzel de. Get going. You are blocking the way. Durmayın. Yolu kapatıyorsunuz. Get going, durmayın anlamında, devam edin anlamında kullanılır. Don't be ridiculous. Komik olma. I admire you. Size hayranım. The baby isn't crying at present. Bebek şimdilik ağlamıyor. They sat up until 1 o'clock. Saat 1'e kadar uyanık kaldılar. Sit up arkadaşlar uyanık kalmak demektir. She will see about this matter. Bu konu ile alakadar olacak. See about bir konuyla ilgilenmek, alakadar olmak demektir. Enjoy yourself. Eğlenmene bak. How about eating hamburger? Hamburger yemeye ne dersin? I took a seat near the driver. Şoföre yakın bir yerde oturdum. That is, they carefully closed it. Yani onu dikkatlice kapattılar. That is burada yani anlamına gelir. Here you are at home at last. İşte en nihayetinde evindesin. Here you are burada işte anlamında kullanılır arkadaşlar. At last sonunda, en nihayetinde anlamında kullanılır. God bless you. Çok yaşa. What are you talking about? Neyden bahsediyorsunuz? I will take care of your children. Çocuklarınıza bakacağım. So as to prevent the air inside there from escaping. Oradaki havanın dışarı çıkmasına engel olmak amacıyla. So as to amacıyla demektir. Prevent bir şeyi engellemek demektir.
Escape de arkadaşlar dışarı çıkmak, kaçmak anlamında kullanılıyor. This might be due to the construction of the museum. Bu müzenin yapımı nedeniyle olabilir. Due to nedeniyle anlamına gelir. Construction da yapımı, inşası anlamındadır. It is very thoughtful of you. Çok düşüncelisin. I appreciate your help. Yardımını takdirle karşılıyorum. The boy ran away from school. Çocuk okuldan kaçtı. Run away bir yerden kaçmak anlamında kullanılır. People were walking up and down in the park. İnsanlar parkta aşağı yukarı dolaşıyordu. What time are you off on Saturdays? Cumartesi günleri ne zaman işten çıkıyorsun? Be off arkadaşlar, işten çıkmak, bir yerden ayrılmak anlamında. Atılmak değil de ayrılmak, yani izinli olmak şeklinde. Mesai çıkışı gibi. It is up to you. Bu sana bağlı. Senin elinde. How do you spell your name? İsminizi nasıl heceliyorsunuz? I fell in love with that girl. Şu kıza aşık oldum. Fell in love, aşık olmak demektir. They continued working to see what was inside. İçeride ne olduğunu görmek için çalışmaya devam ettiler. Continue, devam etmek demektir. Leave it untouched. Bulduğun gibi bırak. It is none of your business. Sizi ilgilendirmez. What do you do? Ne iş yapıyorsunuz? Mesleğiniz ne? It is 3 hours journey more or less. Aşağı yukarı 3 saatlik bir yolculuk. More or less aşağı yukarı demektir. He is mad about football and never misses a match. Futbol delisidir ve hiç maç kaçırmaz. Be mad about bir şeyin delisi olmak demektir arkadaşlar. Miss de bir şeyi kaçırmak demektir. Bir fırsatı kaçırmak gibi. His report didn't make the matter clear. Onun raporu meseleyi aydınlatmadı. Make the matter clear, aydınlatmak demektir arkadaşlar. Meseleyi aydınlatmak demektir. Shut up, kapa çeneni. It was nice talking to you. Seninle konuşmak güzeldi. Ahmet can't get used to our meals. Ahmet bizim yemeklerimize alışamaz. Get used to arkadaşlar bir şeye alışmak demektir. The train arrived after an hour's wait. Bir saatlik bekleyişten sonra tren geldi. An hour's wait, bir saatlik bekleyiş demektir. I feel like dancing with you. Canım sizinle dans etmek istiyor. Normalde feel hissetmek demektir arkadaşlar. Feel like bir şeyi istemek, arzulamak anlamında kullanılır. You set me up. Bana tezgah kurdun. Poor you. Kıyamam sana. He works by day. O gündüzleri çalışır. By day, gündüzleri anlamında kullanılır. They opened the gate and ran off. Kapıyı açtılar ve kaçtılar. In the zoo, you can see elephants, monkeys and so on. Hayvanat bahçesinde filleri, maymunları ve devamını görebilirsiniz. So on, devamı, benzerleri anlamında kullanılır. You owe me one. Bana borçlusun. Are you free this morning? Bu sabah müsait misin? Free, müsait anlamında kullanılır. When did they get there? Oraya ne zaman vardı? Why don't you set the dog free? Köpeği neden serbest bırakmıyorsun? Ali isn't taking the match seriously. Ali maçı ciddiye almıyor. Take the match seriously, yani take seriously bir şeyi ciddiye almak demektir. You have got a point there. İyi bir noktaya değindin. You are exaggerating.
Abartılıyorsun. Exaggerate, abartmak demektir. I don't want to take part in this conversation. Bu konuşmaya katılmıyorum. She used to study English. İngilizce çalışırdı. Used to do something, bir şey yapardı anlamında kullanılır. Sit down, please. Oturun lütfen. You are just in time. Tam zamanında geldin. It is not worth it. Buna değmez. Oh dear, it is raining again. Aman Allah'ım, yine yağmur yağıyor. She stood up when she saw me. Beni görünce ayağa kalktı. What are you looking at? Neye bakıyorsun? You are a chicken. Sen bir ödleksin. Such is life. Olur böyle şeyler. We are tired of the old films on TV. TV'de eski filmlerden bıktık. Be tired of bir şeyden sıkılmak, bıkmak demektir arkadaşlar. My mother is looking for her bag. Annem çantasını arıyor. I will put on my new coat. Yeni montumu giyeceğim. Put on, giyinmek demektir. What's wrong with you? Neyin var? Can I have the bill? Hesabı alabilir miyim? She isn't here yet. That is why we cannot begin. O henüz burada değil. O nedenle başlayamayız. That is why, o nedenle demektir. Do you get up early? Erken mi kalkarsın? I have to catch the first bus every morning. Her sabah ilk otobüse yetişmek zorundayım. Catch the bus, otobüsü yakalamak, otobüse yetişmek demektir. What does it mean? Bu ne anlama geliyor? Fill it up. Depoyu doldurun lütfen. The picture is upside down on the wall. Resim duvarda baş aşağıdır. She got back from Ankara 2 days ago. Ankara'dan 2 gün önce döndü. I am waiting for you. Seni bekliyorum. What a bit pity. Ne yazık. How do you say this in English? Bunu İngilizce nasıl söylersiniz? The old man gave up smoking. Yaşlı adam sigara içmeyi bıraktı. Give up, bir alışkanlığı bırakmak, terk etmek anlamında kullanılır. The old woman couldn't get off the bus. Yaşlı kadın otobüsten inemedi. Get off, bir yerden ayrılmak, inmek anlamında kullanılır. I cannot go to sleep with the light on. Işık yanarken uyuyamam. What a nice day it is. Burada parantez içindeki it is'i bazen görürsünüz, bazen de o olmaz arkadaşlar. Ne güzel bir gün. How do you pronounce it? Onu nasıl telaffuz edersiniz? How did they get away from the prison? Hapisten nasıl kaçtılar? Get away, kaçmak demektir. He doesn't take off his hat. O şapkasını çıkarmaz. Take off, çıkarmak demektir. The story came to an end. Hikaye bitti. Come to an end, sona gelmek demektir. What about you? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Can you give me an example? Bir örnek verebilir misiniz? We have no more books to give you. Size verecek başka kitabımız kalmadı. I haven't seen my friend for days. Arkadaşımı günlerdir görmedim. Can he go there by himself? Oraya kendi başına gidebilir mi? Watch out! Dikkat et! How far is it Antalya from here? Antalya buradan ne kadar uzakta? She washed the glasses one after another. Bardakları birbirinin arkasından yıkadı. One after another, birbirinin arkasında demektir. They had a walk in the park. Parkta bir yürüyüş yaptılar. Have a walk, yürüyüş yapmak demektir. I went on reading
the book, the story book, hikaye kitabını okumaya devam ettim. Go on, doing something, bir şeyi yapmaya devam etmek demektir. Time is up, zaman doldu, süre bitti. How long does it take to go to Ankara? Ankara'ya gitmek ne kadar zaman sürer? The train is about to leave the station. Tren istasyondan ayrılmak üzere. Be about to do something, bir şey yapmak üzere anlamına gelir. May I write in pencil? Kurşun kalemle yazabilir miyim? She stays at home all the time. Her zaman evde kalıyor. Time is running out. Zaman tükeniyor. Do you know how to use it? Onu nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? I am lost. Kayboldum. I always do my shopping on my way home. Alışverişimi daima eve gelirken yaparım. They made a fire outside the tent. Çadırın dışında bir ateş yaktılar. Make a fire, ateş yakmak demektir. That is the worst of it. Bu olabileceğin en kötüsüdür. I need to practice English. İngilizce pratik yapmak lazım. Consider it done. Olmuş bil. Last week he fell ill. Geçen hafta hastalandı. Fall ill, hasta olmak demek. They were afraid of mice. Farelerden korktular. Be afraid of, korkmak demektir. That's all for now. Şimdilik bu kadar. I trust you. Size güveniyorum. The patient is getting worse. Send for the doctor. Hasta fenalaşıyor. Doktoru çağırın. Send for, birisini çağırmak demektir arkadaşlar. We want to have a talk with your father. Babanızla görüşmek istiyoruz. He made a lot of money in Canada. Kanada'da çok para kazandı. That is always the case. Her zaman öyledir. I wish I were there. Keşke orada olsam. We can't stay any longer. It is time. Daha fazla kalamayız. Gitme zamanı. Let's go for a picnic tomorrow. Yarın bir pikniğe gidelim. The little hut caught fire. Küçük kulübe tutuştu. Take it easy. Rahatına bak. Kafana takma. If you need help, let me know. Eğer yardıma ihtiyacın olursa haberim olsun. Just a minute. Don't put it there. Bir dakika. Onu oraya koyma. Veya koymayın. The baby cried for time and then fell asleep. Bebek uzun süre ağladı ve sonra uyudu. Fall asleep, uyuyakalmak demektir. She was right here, tam buradaydı. I am looking for my keys. Anahtarlarımı arıyorum. Look for, aramak demektir. You can't go now. Why not? Şimdi gidemezsin. Neden gitmiyormuşum? You can't use your handkerchief right now. Mendilini hemen şimdi kullanamazsın. All the tourists are taking pictures. Bütün turistler resim çekiyorlar. Take a look at my new books. Yeni kitaplarıma bir göz at. Not a sound was heard. Sessizlik hakimdi. Çıt yoktu. It is made of leather. Deriden yapılmış. I must sleep at least 8 hours. En az 8 saat uyumalıyım. Children catch this illness at school. Çocuklar bu hastalığa okulda yakalandılar. In general, people prefer cheap items. Genellikle insanlar ucuz şeyleri tercih eder. My treat. Bu benden. Benden olur. There is a suitcase missing. Kayıp bir bavul var. Missing, kayıp anlamındadır.
He took an exam but he couldn't pass. Sınava girdi fakat geçemedi. I am thinking of you. Seni düşünüyorum. She fell down the stairs by accident. Kazara merdivenlerden düştü. Move out of my way. Yolumdan çekil. I haven't got vaccination certificate. Aşı karnem yok. Eileen writes stories now and then. Eileen arada bir hikayeler yazar. The train is leaving for Ankara. Tren Ankara'ya hareket ediyor. He lives in the ground floor, in other words, in the basement. O zemin katın altında oturuyor. Başka bir deyimle bodrumda. More or less, aşağı yukarı. What is the weather like? Hava durumu nasıl? You can make use of my office. Ofisimden yararlanabilirsiniz. It is very good of you to visit me. Beni ziyaret etmekle çok iyi yaptınız. The house is by the side of the river. Ev nehrin yanı başındadır. Mind your own business. Siz kendi işinize bakın. Could you speak a little more slowly please? Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz lütfen? I want to talk to him face to face. Onunla yüz yüze konuşmak istiyorum. Do you believe in fairy tales? Peri masallarına inanır mısınız? When he grew old, he lived with his children. Yaşlanınca çocuklarıyla birlikte oturdu. Make yourself at home. Evindeymiş gibi davran. You will see it on your right side. Onu sağ tarafınızda göreceksiniz. Let him come with you. Bırakın sizinle gelsin. We buy sugar by the kilo. Şekeri kiloyla satın alırız. By the kilo, kiloyla demektir. You are accustomed to dressing comfortably. Rahat giyinmeye alışkınsınız. Let's not waste our time. Zamanını boşa harcamayalım. Waste, harcamak demektir. Boşa harcamak demektir. I am allergic to pepper. Biber'e alerjim var. Be allergic to bir şeye alerjisi olmak demektir. She can go out tonight. It will be all right. Bu gece dışarı çıkabilir. Ziyanı yok. On the contrary, this season will be different. Tam aksine bu mevsim farklı olacak. On the contrary, tam aksine demektir. There is no rule that only men wear suits. Sadece erkekler takım elbise giyer diye bir kural yok. Keep your promise. Sözünü tut. Hold the line, please. Hattan ayrılmayın lütfen. Sports shoes don't go with a dark suit. Spor ayakkabılar koyu bir elbiseyle gitmez. Go with uyumak, gitmek demektir. Moreover, they will not be limited to skirts and blouses. İlave olarak onlar etek ve bluzlarla de sınırlı kalmayacak. Moreover, ilave olarak demektir. Be limited to bir şeyle sınırlı kalmak demektir. So, can artificial intelligence replace artists? Öyleyse yapay zeka sanatçıların yerini alabilir mi? Replace, bir şeyle yer değiştirmek, birisinin yerini almak anlamında kullanılır. Keep it up. Aynen devam et. They walk through the trees hand in hand. Ağaçların arasında el ele yürüdüler. You got four in the exam. In other words, you had again. Sınavda 4 aldın. Başka bir deyişle tekrar başarısız oldun. Fail, başarısız olmak demektir. In other words, başka bir deyişle anlamına gelir. Some people had to do
without, bazı insanlar şeker yokluğuna katlanmak zorunda kaldılar. To do without, onun yokluğuna katlanmak demektir. The policeman cuffed him by the arm. Polis onu kolundan yakaladı. Policeman arkadaşlar bir kişi ifade eder. Yani bir insanı ifade eder. Polis ise yani the police dediğiniz zaman da polis teşkilatını kastedersiniz. Keep in touch. İrtibatı koru. Let me alone. I don't want to talk to you now. Beni yalnız bırak. Seninle şimdi konuşmak istemiyorum. The patient is getting better day by day. Hasta günden güne iyileşiyor. I have never heard of such a thing. Hiç böyle bir şey duymuşluğum yok. I am sorry for you. Senin için üzülüyorum. Sana acıyorum. It seems all right. Tamam gibi gözüküyor. You must turn off the light before you go to bed. Yatmadan önce ışığı kapatmalısın. The bus broke down in Istanbul. Otobüs İstanbul'da bozuldu. The stars are far off, so their light is weak. Yıldızlar çok uzaktalar, bu yüzden ışıkları zayıftır. Hurry up, teacher is coming. Acele et, öğretmen geliyor. It is your turn, sıra sende. I am afraid it is rain. Korkarım yağmur yağacak. We go to the seaside as a rule in summer. Yazın genellikle deniz kenarına gideriz. As a rule, genellikle demektir. She calls up her friends every day. O her gün arkadaşlarını telefonla arar. He turned his pockets inside out. Ceplerini dışarı çıkardı. Inside out, dışarı çıkarmak demektir. It is too good to be true. Gerçek olmayacak kadar iyi. Too arkadaşlar, fazla miktar. Yani olumsuzluk katacak şekilde fazla miktarda anlamına gelmektedir. I can come earlier if necessary. Gerekirse daha erken gelebilirim. He is clever on the whole, but he makes mistakes. Genel olarak akıllıdır fakat hatalar yapar. On the whole genel olarak demektir. He cannot even run his own family, let alone a factory. Bir fabrika bir yana kendi ailesini bile yönetemiyor. Let alone arkadaşlar bir yana anlamında kullanılır. I commemorate all the heroes with gratitude. Bütün kahramanları minnetle yad ediyorum. It is no use complaining. Şikayet etmenin anlamı yok. It is no use anlamı yok anlamına gelir. It is no use'dan sonra gelen ing takısı alır. Doing gibi. We play tennis from time to time. Zaman zaman tenis oynarız. All the cars were parked side by side. Bütün arabalar yan yana park edilmişlerdi. Diets with high magazine value should be avoided. Magazin değeri yüksek diyetlerden kaçınılmalıdır. High magazine value, magazin değeri yüksek olan demektir. Hygiene is my top priority as a chef. Hijyen konusu bir şef olarak en büyük önceliğim. It is just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. He is away in Samsun on business. İş gereği Samsun'da bulunuyor. This meat has gone bad. We cannot eat it. Bu et bozulmuş. Onu yiyemeyiz. Gone bad, kötü olmuş, bozulmuş anlamına gelir. Thus, healthier therapies can be performed. Böylece daha sağlıklı terapiler gerçekleştirilebilirler. Thus böylece demektir arkadaşlar. Perform bir şeyi gerçekleştirmek, yapmak demektir. It is worth reminding. Hatırlatmakta fayda var. Worth arkadaşlar bir şeyde fayda var. Ona değer anlamında kullanılır. Worth'ten sonra gelen fiil arkadaşlar ing takısı alır. Doing gibi.
It's a long story. Uzun hikaye. Please make way. I am late. Lütfen yol verin. Geç kaldım. I will find out the truth soon. Gerçeği yakında öğreneceğim. Find out öğrenmek demektir. Don't be shy wearing suits. Takım elbise giyinmekten çekinmeyin, utanmayın. Be shy utanmak demektir, çekinmek demektir. He was accused of robbery. Hırsızlıkla suçlandı. Be accused of bir şeyde suçlanmak demektir. It is none of your business. Üstünüze vazife değil, sizi ilgilendirmez. The lift is out of order. Asansör bozuk. We were there the other day. Geçen gün oradaydık. The other day geçen gün anlamında kullanılır. I mostly work with three-dimensional forms. Ben çoğunlukla 3 boyutlu şekillerle çalışıyorum. He then discovered it by chance. Sonradan tesadüfen onu keşfetti. Discover bir şeyi keşfetmek, by chance de tesadüfen, şans eseri anlamında kullanılır. It is her field. En iyi o bilir. Onun alanı. She traveled for nothing. Bedava yolculuk yaptı. For nothing, bedava demektir. Do you see the man over there? Oradaki adamı görüyor musun? When will you call for me? Beni ne zaman gelip alacaksın? The firm were extra tight in the wake of accident. Kazanın ardından şirket daha sıkıydı. In the wake of bir şeyin ardından hemen sonrasında anlamında kullanılır. It doesn't matter. Fark etmez. According to weather, it will rain. Hava durumuna göre yağmur yağacak. According to bir şeye, birisine göre demektir. Send me a card as soon as you get there. Oraya varır varmaz bana bir kart gönder. As soon as bir şeyi yapar yapmaz anlamında kullanılır. Apart from these, each meal has rules to follow. Bunların dışında her yemeğin izlenmesi gereken kuralları vardır. Apart from, then başka anlamında kullanılır. Bunların dışında anlamında kullanılır. He decided to teach them a lesson. Onlara bir ders öğretmeye karar verdi. Teach a lesson, bir ders vermek, bir ders öğretmek demektir. It doesn't make sense. Bunun bir anlamı yok, bir anlam ifade etmiyor. He looks like his father. Babasına benziyor. Look like, benzemek demektir. Look out, a truck is coming. Dikkat et, bir kamyon geliyor. I am more than happy to progress with my own designs. Kendi tasarımlarımla yol almak beni daha mutlu ediyor. I am more than happy, beni daha mutlu ediyor anlamına gelir. He set about producing large numbers of fakes. Yüksek miktarda sahte üretmeye koyuldu. Yani kopya anlamında kullanılır buradaki fakes. Set about ise bir şey yapmaya koyulmak demektir. Başlamak gibi. Evet arkadaşlar, burada çalışmamızı sonlandırıyoruz. Kelime hazinenizi geliştirmek, konuşma hızınızı arttırmak, okuduklarınızı anlamak anlamında bu çalışmanın çok faydası olacağını düşünüyorum. O nedenle arkadaşlar, bir tekrarla yetinmeyin. Bunları tekrar, daha fazla tekrar yapmaya çalışın arkadaşlar. Zamanla göreceksiniz ki bu cümleleri kullanmak size alışkanlık haline gelecektir. Zaten doğal yöntemle dediğimiz tekrarlarla öğrenmenin sizin çalışmalarınıza alışkanlık haline gelmesiyle sağlanır arkadaşlar. Yani bu cümleyi öğrenmiş olduğunuz bir cümle artık kullanma alışkanlığını kazandıysanız o sizin için doğal öğrenme yöntemi olmuştur. Bunun da özünde tekrarlarla çalışmak yatmaktadır arkadaşlar. Onun için yürürken, araba sürerken, aklınıza gelen her türlü sosyal aktivitede böyle bir çalışma tarzı geliştirebilirsiniz. Bu tekrarı arttırabilirsiniz arkadaşlar.
Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.